Günaydınlar, merhabalar sevgili izleyiciler. Günaydın efendim, iyi sabahlar, iyi pazarlar. Evet koca bir haftayı da geride bıraktık. Bu sabah yine estetik cerrahi ile ilgili farklı ve renkli konu başlıklarımız olacak. Onları doktorlarımız sizler için efendim anlatıyor olacaklar. Neler anlatacaklar? vücut şekillendirme ameliyatları biliyorsunuz son dönemin en gündem topiklerinden bir tanesi. Germe ameliyatları vücut şekillendirme. Onun sonrasında Diyetle başımız belada her zamanki gibi. Düzgün bir diyetle neler verebiliriz, neye kavuşabiliriz onu konuşacağız. Ve en sonunda da yüz gençleştirmedeki son trendlerden bahsedeceğiz. Bu arada WhatsApp hattımızı da hemen hatırlatalım. 0 546 560 17 çift 0. Ne olur telefonumuzdan sorularınızı gönderebilirsiniz efendim. En geç hafta başında doktorlarımızla sizleri görüştürüp sorularınızı yanıtlandırıyor olacağız. Kısa bir tanıtımımız geliyor ardından sohbete başlıyoruz. En yeni estetik uygulamalar ve uzman doktorlardan tavsiyelerle işimiz estetik başlıyor. Cilt gençleştirme uygulaması nasıl yapılır? Ultrasonik liposakşında yağlardan kurtulmak mümkün mü? Menopoz döneminde beslenme nasıl olmalıdır? Medikal estetik hekimi Doktor Hilal Koral, estetik plastik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Mehmet Sürmeli ve diyetisyen Gülşen Altın işimiz estetikte anlatıyor. Evet değerli izleyenler bugünkü keyifli sohbetimizi yapacağımız konuklarımızı tanıyalım isterseniz. Medikal Estetik Hekimi Doktor Hilal Koral. Kendisiyle yüz gençleştirmedeki son trendleri konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha sonrasında meslektaşım estetik plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Mehmet Sürmeli ile vücut germe ameliyatlarını ve liposakşın ameliyatlarını e, şekillendirme ameliyatlarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş Daha sonra Gülşen Altınan Efendi ile de diyet ve diyetle elde edeceğimiz güzel sonuçları konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet özellikle yer çekimi olsun, çevresel faktörler olsun yaşlanmanın önüne geçemiyoruz. Evet. Ama bir takım uygulamalarla bunları geciktirmemiz de mümkün. İsterseniz öncelikle cilt nasıl yaşlanıyor o süreci biraz bize anlatın. Tabii ki. Ee... İnsanlar, insanlığın varoluşu kadar e, kadınların güzelliğe ulaşma çabası, e, ta insanın e, varoluşuna kadar iniyor. Yani daima bir güzelliğe estetiğe kavuşma çabası var bu e, yapımızda. E, sadece kadınlar demek doğru değil. E, şimdi erkeklerde de aynı e, itinayla e, davranıyorlar bu e, ulaşma çabasında. E, şimdi kronolojik yaşlanma dediğimiz bir yaşlanma var yani doğumda sizin timer'a basılıyor. Ölene kadar bir yaşlanma süreci başlıyor. bu yaşlanma sürecinde 25 yaşa kadar aslında çok ciddi bir yapılanma süreci yaşayan vücut 25 yaşından itibaren yapılanma sürecini yavaşlatıyor. 30'lu yaşlara kadar depolar da yeni olduğu için hiç kimse yaşlanmaya başladığının farkında değil ama 30'lu yaşlardan itibaren yapım azalıyor. depolardaki var olan da eskimeye başladıkça Problemler ortaya çıkıyor. Nasıl ortaya çıkıyor? İşte mimik çizgileriniz artık eskisi kadar daha düz olmuyor. Güldüğünüzde iz bırakır hale geliyor. İşte ince kırışıklıklar görülmeye başlıyor. Yani yer çekimine doğru, bir aşağıya doğru sarkma oluşuyor. Tabi bu insanlarda mutsuzluk yaratıyor. E, tabii ki e, artık çağımızın getirdiği teknolojiyle yani görüntülü telefonlar, anlık e, dünya ile haberleşme, bu teknoloji güzellik ve estetiğe de yansıyor e, ve yapılan bir sürü e, yeniliklerle. Artık yaşını tahmin edemediğimiz e, insanlar halinde e, popülasyon e, çoğalıyor. Yani Hı. bakıyorsunuz ben kaç yaşındayım doktorun tahmin edin dediğinde ben bile tahmin edemiyorum. Artık orta yaş bile 50'li yaşların üzerine çıkmaya başlıyor. Çünkü e, hakikaten çok güzel e, ürünlerle artık cilt yaşlanmasını azaltabiliyoruz. Evet. Peki hyaluronik asit e, mutlaka sizlerin çok başvurduğu. Evet. E, bir madde, evet. ee, özellikle gençlik serumu diye adlandırılan yeni bir serum, yeni bir e, oluşum var. Onu bize anlatır mısınız? Çok trend. Evet, e, hyaluronik asit, e, cildin orta tabakası dediğimiz dermiste aslında normalde bulunan, sentezlenen ve cildin nemini veren, elastikiyetini ver, veren, gergin e, durmasını, parlak durmasını sağlayan ama zamanla azalan bir madde. İşte yaşlanmaya karşı yapılan uygulamalarda bu hyaluronik asiti kullanıyoruz. E, H100 serumu e, bu e, konuda son derece başarılı. Hyaluronik asitin H'si içinde 100 mg e, hyaluronik asit bulunmasından dolayı da H100 e, serumu adını alıyor. Fakat sadece e, hyaluronik asit bulundurmuyor bu serum. İçerisinde mannitol dediğimiz özel bir madde var. Mannitol normalde Diüretik olarak kullanılıyor ama yaşlanmayı çabuklaştıran atık maddeler dediğimiz serbest radikalleri cilt altında bloke eden çok yüksek, kuvvetli, güçlü bir antioksidan. Hyalurik asitle beraber kullanıldığında hem bu özelliğinden dolayı hem de hyalurik asitin dokudaki ömrünü uzatmasından dolayı Birlikte kullanıldığında başarısını çok yükselten bir cilt kokteyli. Son dönemde gerek e, cerrahi dışı işlemler ve gerek uygulamalar son derece önemli. Evet. ama H yüzü sıklıkla duyuyoruz. Peki Biz, hangi bölgelere uygulayabiliyoruz? E, H yüzü e, cildin e, yapılanmasını istediğiniz her bölgeye uygulayabiliyorsunuz. Yüz bölgesi olabilir, boyun bölgesi, dekolte, kol, eller. Yani cilt kalitesini artırmak istediğiniz her bölgede h uyguluyorsunuz. Hem magnetol hem de hyaluronik asitin yüksek oranda bulunmasıyla beraber içerisinde 7 tane amino asit, vitaminler, peptitler, cilt kalitesini artıran bir sürü kombinasyonu bir arada kullandığınız çok kuvvetli bir kokteyl. Yapıldığı andan itibaren ciltteki kırışıklıkları çok ciddi oranda, çok hızlı bir biçimde, adeta ütü gibi açmasıyla hasta memnuniyetini, yani uyguladığınız kişi memnuniyetini de çok artıran ve Kişilerde bir bağımlılık yapan bir uygulama. Evet, giderek daha sabırsız evet. kişiler haline geliyoruz. Özellikle bu yaptırılan uygulamaların da hemen etkisini görmek istiyoruz. Demek ki bu yeni serumla bir veya iki seansta önemli... Farklı e, gelişmeler görmek mümkün? Kesinlikle kişinin yaşına göre cildindeki probleme göre seans sayısını ayarlıyoruz. Hı hı. E, bir iki seans yaptığımız çok genç hastalarımız olduğu gibi 4-5 seans yaptığımız e, cildin kalitesini daha yüksek oranda artırılması gereken hastalar da olabiliyor. E, şimdi şöyle bir memnuniyet de duyuyorum. Ben bu H100'ün ilk kullanıcısını e, aynı zamanda bir sürü çalışmalarını da yaptık. E, çok severek kullanıyorum. Annelerine yaptığımız H100'ün sonuçlarını gören kızları da bana da yapar mısınız doktorum? Annemin yüzü çok güzel oldu, çok açıldı, ince kırışıklıkları yok oldu, pırıl pırıl oldu, parlak oldu diyorlar. Hakikaten onlara iki seans uyguluyoruz ve anneleri de, Aa, mutlaka ona da yapalım diye anne kızlar artık gelmeye yani başladı özel bir toplantı öncesi bir düğün kesinlikle ee, Çıkıp yaptırasınız şey. geldi <laughs> değil mi? Aynen <gülüyor> evet. aynen çok keyifle yaptığımız Peki, bir yöntem bu ince kırışıklıklar bir de verdiği ışıltıdan aynıdemiyoruz. Evet. cilt kalitesini artırdığınız zaman cildin beslenmesi artıyor tonusu gerginliği artıyor parlaklığı artıyor ışıltılı gergin liftingi sağlanmış gergin bir cilt elde ettiğiniz zaman hani böyle bir cilde sahip olan erkek ya da kadının mutlu olmaması mümkün değil. <laughs> Peki seans olarak 1-2 ya da 4-5 hastanın evet. ihtiyacına göre belirliyoruz. Seans aralıkları ne kadar? Hasta ee, ne kadar da bir kliniğe geliyor? Tabii. E, şimdi eğer problem yoğunsa 7 e, günde bir, haftada bir çağırıyorum. Ama e, daha genç hastalarda sorun yoksa 15 günde bir, 2 seans yapmak yeterli oluyor. Bir de programdan önce konuşuyorduk. Maliyet olarak da hayli ekonomik geldi. Sanırım yani evet. tek seans fiyatına 4 seans uygulaması gibi bir... Ee, yani ekonomik boyutu da var bu iş. Ya, ulaşılabilir olduğunu söyleyebilirim evet. hakikaten. Bir de sonuçlarını gördükten sonra e, ha, hakikaten herkes çok memnun oluyor. Yani biz e, e, yani yaz başından beri kullanıyorum ben. E, çok ciddi çok güzel sonuçları görüldü. Bunu e, kongrede e, diğer hekim arkadaşlarım da Gördü, onlarla da paylaştık, uygulamalarını yaptık. Şimdi yaygınlaştıkça tabii ilk kullanıcısı da olmanın getirdiği memnuniyetle ben de hakikaten çok mutlu oluyorum. En azından bana gelen hastalarda işte ciltteki elastikiyet kaybı ya da kırışıklık diğer problemlerde özellikle boyun bölgesinde, dekolte bölgesinde hani sorunların çok zor yani çok fazla olduğu ama çok iyi sonuç alınamayan birçok yöntemle o bölgelerde çok başarılı sonuç alınması da çok evet. güzel bir Peki, şey. E, şimdi vücut şekillendirme için biraz daha sabırsızlandım. Ben size geçmek istiyorum. E, Liposakşın tekniklerini biz yıllardır konuşuyoruz. Kilo verdiren e, bu etkili yöntemleri. Burada VASER adı verilen yani siz daha iyi anlatacaksınız. Vücuda e, ultrason dalgalarıyla e, kilo verdiren bir yöntem nedir VASER? Evet. Öncelikle Vücut şekillendirmeden bahsedersek belli bölgelerde liposakşın uygulamaları belli bölgelere ise volüm verilmesi gereklidir. Liposakşın için kullanılan çok farklı yöntemler var. Sizin de söylediğiniz gibi geçmişte lazer aracılığıyla yapılan başka asiste yöntemler vardı. Son yıllarda ultrasonik liposakşın daha bir önem kazandı. Özellikle 1990'lardan sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan bir yöntemdi. Ama çok komplikasyonlar yaşanıyordu. Daha sonrasında özellikle 2001 yılından sonra FDA onayı aldı ve dünyada yeni patentleriyle beraber çok güvenilir bir ultrason yardımcılığı bir liposakşin yöntemi olarak ortaya çıktı. Ana olarak felsefesi ultrasonik ses dalgalarıyla seçici olarak yağ hücrelerinin parçalanmasına dayanan bir yöntemdir. Bunun tabii bize sağladığı çok büyük avantajlar var. Bu anlamda e, kimler liposakşın için iyi bir aday onu söyleyeyim çünkü birçok hasta e, bize başvurduğunda e, aslında bir karın germe ya da germe cerrahisi adayken liposakşın isteyebiliyor. Bu anlamda herhalde hekim olarak hastanın ihtiyacını iyi belirlemek ve doğru anlatmak gerekiyor. E, bu ameliyat için kimler iyi bir aday? Evet e, hem erkeklerde hem de kadınlarda uygun adaylar farklı olabiliyor. E, ama Ana kriterlerimiz çok aslında standartize olmuş durumda. Ee, özellikle hanımlar için söylüyorum, kadınlar için söylüyorum. Ee, kadınlarda e, erkek tipi bir yağlanması olmayan, e, genelde e, karın bölgesinde, basen bölgesinde, bel bölgesinde, sırt bölgesinde, kollarında, gıdı bölgesinde e, yağ Birikimi olan hastalar bunun için çok uygun adaylardır. Bunu çok basit muayene sırasında cildin kalınlığına bakarak algılayabiliyoruz. Cildi parmağımıza sıkıştırdığımız zaman oradaki yağ miktarını kabaca belirleyebiliyoruz. Ve buna hangi operasyon uygulanacağını buna göre karar veriyoruz. Evet, Özellikle bayanlar da 40'lı yaşlardan sonra işte kilo alıp vermeye veya daha sonra kilo almaya bağlı olarak kollar önemli problem oluyor. Yani e, vücutta böyle abartılı bir kilo olmasa bile kollarda yağ birikmesi olabiliyor. Bu yöntem çok uygunmuş diye ben de duydum. Bir de gıdı bölgesi için yine sarkmaları hem toparlayıcı anlatabilir misiniz? Tabii ki. E, ultrason aracılığıyla yapılan e, liposakşın yöntemlerinin en büyük özelliği e, seçici şekilde sadece yağ dokusuna etki etmesi. Bu sayede hem damarlar hem de sinirler korunuyor. E, Aynı zamanda yine verdiği enerjiyle cildin özellikle dermis tabakası üzerinde sıkılaştırıcı bir etkisi ortaya çıkıyor. Bu nedenle özellikle komplikasyonların ortaya çıkma riskinin fazla olduğu bölgeler neler olabilir? İşte kollarımız, sizin söylediğiniz gibi gıdı bölgesi, burada önemli sinirlerimiz var. Bu bölgelerde cerrahi yöntemlerden ziyade ilk olarak uygun hastalarda ultrason, ...aracılığı liposakşını denemek uygun olacaktır. Nasıl bir etkiyle karşılaşıyoruz? Düşük enerji modunda uyguladığımız zaman bu bölgedeki sadece yağ dokusunu sıvılaştırdığını görüyoruz. Daha sonra bir kanül yardımıyla sıvılaştırılmış yağ dokusunu uzaklaştırıyoruz. Erken dönemde hastamız hemen gıdı bölgesindeki yağlardan kurtuluyor. İlerleyen dönemde ise cildi sıkılaştırıcı bir etkisi de ortaya çıkıyor. Özellikle 3. haftadan sonra ciltte bir sertleşme ile beraber bir sıkılaşma ortaya çıkıyor. Bu sayede uzun dönemde de bu sıkıntılı alanlarda çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Çok pardon, o sıkılaşma sürecinin sebebi nedir? Yani etki mekanizması nedir bu yöntemin? Evet. Bu cihazların en büyük özelliği titreşim dalgalarını belli bir rezonansta vermesi. Belli bir rezonansta bu ses dalgaları uygulandığı zaman dermisteki kolajen sentezini uyarıyor. Biz zaten estetik hekimliğinde olsun, diğer alanlarda olsun ana hedefimiz cildin özellikle kaliteli kolajen sentezini arttırmak, bunu indüklemek, bunu uyarmak şeklindedir. Dolayısıyla bu etkiyi ve e, ultrason aracılığı liposakşınla sağlamış oluyoruz. En büyük gençleşme etkisi ve sıkılaşma etkisi de bu sayede ediliyor. Bu anlamda tabii enerji yardımı liposakşın uzun dönemdir hayatımızda. E, ben sıklıkla son 4,5 5 yıldır lazer kullanıyorum. Evet. İşte lazer var, radyo frekans var, normal titreşim var. Bunun dışında ultrason var. Bunların hepsinin en önemli bize kattığı şeyler hasta konforu, Hı. ameliyat sonrası biraz ödemin ve morlukların daha az olması. Ee, en önemli sorulardan bir tanesi de hastalardan gelen korse. Ee, bu enerji yardımlı ultrasonik liposakşını yapmak, korseyi daha az ya da daha çok ya da giymemek gibi bir şey öneriyor musunuz? Nedir yaklaşım? E, bu şekilde bir şey önermiyoruz. Kesinlikle hastalarımızın 6 hafta boyunca korselerini takmalarını istiyoruz. Hı hı. E, çünkü sonuçta biz oradaki yağ dokusunu boşalttığımız zaman, eğer korse takmazlarsa bu bölgede vücut sıvısı e, birikecektir. Bu başka sıkıntılara yol açabilir. Bu nedenle 6 hafta boyunca korse takmaları e, takmaya devam etmeleri gerekiyor. Ama e, bahsettiğiniz bu e, cihazların en büyük bize sağladığı avantaj, e, sizin de söylediğiniz gibi. Çevredeki diğer damar, sinir ve lenfetik dokuları etkilemediği için, onları minimum şekilde hasar verdiği için, normal geleneksel liposakşına göre çok daha hızlı bir iyileşme süreci oluyor. Ameliyat süreleri de kısalıyor aynı şekilde. Peki liposakşından sonra yani yeterli olmayabilir vücuttaki bu sarkma özellikle karın bölgesinde çok fazla ise doğum sonrası olabilir. Çok fazla kilo alıp verenler de olabilir. Karın germe uyguluyorsunuz. Bu ameliyatlar da artık başarıyla yapılıyor hayli. Burada bir minik karın germe var sanırım. Bunun çeşitleri var. Neler onlar? Evet, çok farklı klasifikasyonları, sınıflandırmalara olmakla beraber biz sıklıkla sizin de söylediğiniz gibi mini abdominoplastileri ve standart abdominoplastileri uyguluyoruz. Ama buna ek olarak günümüzde oldukça fazla sayıda uyguladığımız 360 derece sirkümferansiyel abdominoplasti yöntemlerimiz de var. Özellikle çok aşırı miktarda kilo vermiş hastalarda sadece karın bölgesiyle sınırlı olmayan bel kuşağı boyunca sırtına kadar uzanan doku fazlalıkları olabiliyor. Bu tip hastalarda da 360 derece abdominoplasti uygulanıyor. Bunların ana farkı çıkartılan doku miktarı ve sonrasında yapılanlarla ilgilidir. Örneğin bir veya iki tane doğum yapmış çok hafif bir cilt fazlalığı olan özellikle göbek deliğinin altında kişilerde sadece mini bir abdominoplasti ile fazla derinin alınması yeterli olacaktır. Ee, ama hastalarımız birçok sayıda doğum geçirmiş, beraberinde karın kaslarında da gevşekliği olan hastalarda hem karın kaslarının sıkılaştırılması hem fazla derinin alınması için e, normal standart abdominoplasti ameliyatı uygulanıyor. E, az önce söylediğim gibi de post bariyatrik hastalarda, kilo vermiş hastalarda da 360 derece uygulanıyor. Dolayısıyla her hastaya uygun bir abdominoplasti yöntemimiz evet. var. Bunu aslında konuşmuştuk. Post bariyatrik yani... Ee, özellikle mide küçük, küçük ameliyatlarından mi? sonra sarkan yerlerin, yerlerin <laughs> toparlanması. Burada e, siz esprili bir şekilde anlatmıştınız. E, yani ameliyatı hayli e, meşakkatli bir ameliyat. Neredeyse hastayı 360 derece kesiyorsunuz. Evet. Nasıl? Yani? Arkadaşımın eşini ameliyat etmiştim o zaman onu anlatmıştım. Ee, Ercan hocam dedi tekrar birleştirebilecek misin hatunu dedi dedim hani inşallah birleştirebiliriz <laughs> çünkü dediğiniz gibi evet. yani ikiye kesiyoruz tam anlamıyla ee, bu süreçlerle ilgili ağrı en çok gelen sorulardan bir tanesi işte karın germe kaç gün doğrulamayacağım hatta sırf bu ağrı konusundan vazgeçen hastalar olduğunu da biliyorum bu konuda neler söylemek istersin ee, ağrı konusu gerçekten çok önemli bir şey çünkü e, hastaların ilk üç gündeki en büyük şikayetleri genelde ağrıyla ilgili şikayetlerdir Ağrıyı azaltmanın en büyük yolu e, öncelikle nedenini belirlemektir. E, ağrının en büyük nedeni ne yazık ki geleneksel liposuction yöntemlerindeki travmadır. E, biz bir kanül aracılığıyla vücuttaki yağı uzaklaştırmaya çalışırken dokulara aslında çok ciddi miktarda travma uyguluyoruz. Bu travmayı azaltırsak e, sonuç olarak da ağrıların azalacağını öngörüyoruz. Artı çevredeki sinir dokularına da az zarar verirsek yine ağrının azalacağını öngörüyoruz. Bu nedenle yine ultrason yöntem, ultrasonik yöntemlerle yapılan liposakşin yöntemlerinde sadece yağ dokusuna enerji vererek, etraftaki dokuları en az şekilde travmatize ederek işlemler yapıldığı için ağrı da Gözle görülür şekilde hastaların hepsinden aldığımız geri dönüşlerde daha az olduğunu görmekteyiz. Çok lazım. büyük artı Çünkü sağlıyor bu. Karın germe ameliyatından sonra bel çevresinde ne kadar bir daralma beklemek lazım? Evet, e, bu kişiden kişiye değişen bir şeydir. E, her çeşit uluslararası yayını da araştırırsanız bunu standartize edebilmiş kimse yoktur. Bu tamamen hastanın e, ameliyat öncesindeki muayenesinde belirlenebilecek bir şeydir. Hastanın vücut e, ölçüleri genel olarak kilo vermiş, aşırı kilolu olmayan sadece cilt sarkıklığı olan bir hastaysa bu hastadaki cilt sarkıklığını aldığımız zaman neredeyse 20 santimlik bir bel çevresi genişliğinde daralma görebiliriz. Beraberinde de özellikle bel bölgesine yapılan liposakşınla beraber bu inceltmeyi daha da arttırmak mümkün. Ama eğer erkek tipi yağlanması olan bir kişi ise yani biraz karnında şişlik miktarı fazla, cilt fazlalığı fazla değilse bu hastalar ne yazık ki karın germe ameliyatlarından çok fayda görmemektedirler. Evet, özellikle kilo alımı menopoz sürecine geleceğim Gülşen evet. Hanıma sormak istiyorum. Çok yani virajı çok hızlı dönmeye başlıyor kadın menopozdan sonra inanılmaz bir işte 10-15 böyle giden kilolar olabiliyor. Neden kilo alıyoruz? Önce bunun fizyolojik nedeni nedir? Ee, şimdi burada tabii en önemli nokta e, menopoz döneminde kişinin özellikle östrojen hormonunun azalması beraberinde tabii diğer hormonlara da etki ediyor progesteron var. E, şimdi e, doktor arkadaşlarım belirttiği gibi aslında bütün hepsinin temelinde. Önce beslenme yatıyor. Yani kişinin hücresini sağlıklı hale getirirsek biz bütün yapılan bu işlemler çok daha iyi sonuç verecektir. Çünkü hücre bozuksa burada en önemli konu hücre bozuksa oradaki üstüne yapılanlar da maalesef ki daha iyi etki yapmıyor. Burada menopozdaki olan bir bayanda yapmamız gereken olay öncelikle kişinin gerçekten ne durumda var, depoları ne kadar boş, alttaki depoları ne kadar boş ona bakmamız gerekiyor. Belki burada mutlaka benim birlikte çalıştığım jinekolog arkadaşlarım da var. Hormonla takviye ettiğimiz vakit eğer kişinin durumuna göre uygunsa, bütün depoları, alttaki vitamin mineral depolarını hepsini kontrol ettikten sonra kişinin e, hücresinin sağlıklı çalışmasını önce sağlamlaştırmamız gerekiyor. O hücre çok sağlıklı çalıştığı zaman, o zaman e, gerçekten oradaki kilo verimi de çok ciddi hızlanıyor. Çünkü ana nokta, özellikle erkek tipi e, hekim arkadaşımın anlattığı gibi yağlanmada oranın bir çözülmesi gerekiyor. Çözüldüğü zaman biz zaten e, her yaptığımız işlemden çok daha iyi sonuç alıyoruz. Burada da e, primer nokta kişinin insülin değerini. Kesinlikle bakmaktır. Geçen programda da söyledim. En büyük hata burada yapılıyor. Açlık insülin değerine mutlaka bakılması şarttır. Evet. Genel olarak açlık tokluk şekerde bu maalesef görülmüyor ve çok gizli kalıyor. Hı hı. Yani kişiler sokakta şu an yapılan yurt dışındaki özellikle hem Amerika'daki hem Almanya'daki yapılan birçok çalışmada ve Türkiye'de de yapılmış bu çalışma sokaktaki her 10 kişiden 5'inde bilmeden insülin direnci, hipoglisemi veya herhangi bir metabolik hastalık var ama kişiler bilmeden maalesef böyle yaşıyor. Bu su içsem yarıyor mantığı buradan geliyor. Aynen. Kişiler insülin direnci olduğunu bilmiyorlar ve sürekli kilo vermeye çalışıyorlar ve diyetler de daha sonra moral bozucu olabiliyor, sonuç alınamıyor. Peki nasıl ölçtürebiliriz insülin direncimizi? E, açlık şekerini yani 12 saat gece şeyden sonra, açlıktan sonra sabah hem açlık hem insülini birlikte ölçtürebiliriz ama beraberinde vitamin depolarını da birlikte ölçülürse Hı. O zaman çok daha tabii biz o depolarla birlikte görmemiz gerekiyor. E, hep şunu söylüyorum. Yani e, vücut bir bütün. Bütün ele almak gerekiyor. Dolayısıyla e, biz en alttaki yapıyı sağlamlaştırmamız gerekiyor. E, buradaki e, kişinin e, ben su içsem yaramıyor ve bana hiçbir şekilde ben kilo veremiyorum. Özellikle hanımlarda en çok sıkıntılı olan bunlar. Beyler de tabii ki buna dahil. En önemli nokta e, gerçekten e, kişideki e, durumu tam tespit etmek. Ve e, buna göre de oradaki tedaviyi e, geliştirmek gerekiyor. E, burada aslında bana gelen hastalarda en çok gördüğüm olay böyle hep ümitsiz geliyorlar, mutsuz geliyorlar. Sanki hiç kilo veremeyecekmiş gibi ben belki 10 dakika bunun çok kolay, çok basit bir yöntemle kilo verilebileceklerini ve çok ileriki dönemde bunu çözümleyeceğimizi anlatmama rağmen ilk başta gerçekten bir 10 dakika bir ikna ve onların motivasyonlarını yerine getirmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok denemiş oluyorlar yani burada. Doğru bir tedaviyle 2 ay İki ayda bütün sorunları çözülüyor. Depresyon çözülüyor. Beraberinde insülin insülindiren kilo vermeye başlıyorlar. Karın bölgesindeki yağlanma gidiyor. Ama dediğim gibi bütün her şeyi çok iyi bir şekilde ele almak gerekiyor. Karındaki yağlanmaları biz zaten çözdüğümüz zaman o zaman hızlı bir şekilde e, yapılan birçok araştırma yurt dışında özellikle depresyon ve menopozun çok iç içe olduğunu gösteriyor. Yani kişi... Ee, bazen önce depresyon, ağır depresyondan dolayı e, erken menopoza giriyor. Bazen de e, menopoza giriyor ve e, arkasından depresyona giriyor. Ve altına zemine baktığımız vakit insülin direnci veya hipoglisemi çıkıyor veya metabolik herhangi bir rahatsızlık çıkıyor. O yüzden o kadar girift iç için ki... Bunlar e, çok yoğun bir çalışmayla ortaya konmuş durumda. Dolayısıyla bir hasta geldiği zaman bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Burada işin içerisinde e, işte diyetisyen, estetik cerrah, e, medikal estetik, jinekolog, bazen psikiyatri hepsini bir arada almak evet, gerekiyor. Aslında vücudu baktığımızda hormonlar yönetiyor. Özellikle tiroid hormonuna da bakıyorsunuz zayıflamak. Evet, bizi hormonlar e, yönetiyor. Ve size çok hastalarınız çok ümitsizliğe kapılıp Gülşen Hanım'a gidip ee, çok böyle mucizevi e, kişiler de var yani kilo vermesi evet. imkansız görünüyor evet. ama çok evet. başarılı olan ee, çok peki mutlu. Çok evet mutlu peki hocam yaşıyor. bu e, özellikle menopoz dönemi için madem bu böyle hızla kilo almaya başlıyor kadın nasıl beslenmek lazım farklı bir e, diyet uygulamak lazım. Tabii orada tamamen yine o değerlere göre, her zamansa o değerlere göre bir de tabii en önemli faktör kişinin sevdiğine göre. Yani siz kişiye bir şey veriyorsunuz ama bunu iş hayatında, özel hayatında veya sevmiyorsa yediremezsiniz. İyi dinlemek gerekiyor. Kişinin kendi hayatına göre bir o programı içine adapte etmek gerekiyor. En çok korkuları oluyor zaten hastaların. Ama ben bunları bunları sevmiyorum veya atıyorum işte ufak bir alkol almak istiyorum. Ya biz bir bütünüz, psikolojimiz çok önemli. Evet, biz hormonlar yönetiyor. Ben kişiyi mutlu etmezsen zaten kilo veremez ki, çünkü hı hı. mümkün değil. Yani orada e, gerçekten kişinin öncelikle bu, bu programı bir bütün olarak yapabilmesini sağlamak gerekiyor. Özellikle kadınlarda çok önemli. Çünkü biz çok duygusal insanlarız. Yani kadın çok duygusal. Bunu dikkat etmek gerekiyor. Yani bunu böyle rigid bir şekilde, bunu yiyeceksin, bunu yemeyeceksin deme şansımız yok. Hı hı. Yani tıbbi bir Değerlerini ele alacağız. Bir de tabii ki psikolojisini ele alacağız. Depresyondaki bir kişiyi ben mutlu etmek zorundayım. Hı hı. Onu mutsuz ederek yapamayız. Evet. Peki burada bu azalan hormonlarımızı da dengelemek için bazı gıdalarda mevcut östrojen evet. kaynakları var. Bunları da kullanabiliyoruz. Hangi gıdalar onlar? Ya e, özellikle hani bizim doğal aldığımız gıdalar var. Bu doğal aldığımız gıdalara çok dikkat edeceğiz. E, beraberinde de ama mutlaka dışarıdan e, vitamin takviyeleri de yapmak zorundayız çünkü maalesef bizim sindirimimiz artık yeterli değil. Yani 40 yaşından sonra bir şeyleri kabul etmek zorundayız. Hani bağırsak sindirim sisteminde kayıplara uğruyor. Burada dışarıdan vitamin takviyesi özellikle ben hep söylerim. Başından beri de veririm. Küvenzim Q mutlaka kullanılması gerekiyor. Sizler açısından da çok önemli. Belli Bu bir daha, yaştan sonra mı öneriyorsunuz tabii bunu? Tabii. Yani, yani 40 yaşından sonra 40. öneriyorum. Çünkü dokunun iyileşmesini de çok hızlı sağlıyor. Ben özellikle cerrahi öncesi de e, küvenzim Q vitamin e, C vitamini kolajen dokusunu yeniden yapılandırma da çok önemli. E, bunların hepsini eee kişiye takviye etme. Omega 3 çok önemli. Omega 3 değerini veriyorum orada ama beraberinde de Sağlıklı gıda seçimine, paketli gıdalardan uzak durup, yani pazara gidip biraz alışveriş yapıp, biraz yumurtayı sağlıklı tüketmesi, amino asit dengesi çok önemli. Ee, dolayısıyla eti sağlıklı tüketmeyi, protein ağırlıklı orada tüketmemiz. Ee, yine hep söylüyorum, e, kuru bakla nohut, nohut, e, kuru fasulye, özellikle nohut çok yüksek oksijen. E, ada çayı, yani biz 40 yaş grubunda günde 3 bardak dolu dolu bir ada çayı içmek zorundayız. Hı hı. İster sevelim ister sevmeyelim diyorum ben bunu biraz böyle ilaç gibi akşam hani gün içerisinde böyle üç tane mutlaka içelim yeterli şekilde alalım. Anasonla birleştirebilir çocuklara verdiğimiz anason çayına da bunu birleştirebiliriz hı hı. ve bir takım çok özel çoğa çiçeği yağı var bu yağlardan keten tohumundan mutlaka yararlanmanıza ama bunu. Tohumu kendisi almamız yeterli bazen olmuyor. Bunu kapsüller halinde yağ olarak alabiliyoruz. O yağlar çok önemli çünkü yüksek miktarda alabiliyoruz sindirimden çünkü bazen emilim yeterli olmuyor. Biz buna bağırsak geçirgenliği sendromu diyoruz yani yeteri kadar bağırsakta emilim maalesef kötü beslendiğimiz için iyi bakteri, güzel bakteri dediğimiz bakterilerimiz yetersiz artık Buraları bağırsakta. Bu karnına mı, örneğin suya mı karıştırıp içeceğiz Tapsüller yoksa? Kapsüller aç karnına direkt hani alınabilir. Hı -hı. Tabii ki mesela e, bazıları tansiyon düşürebilir. O yüzden de hani böyle dikkatli olmak gerekiyor. Mesela çörek otu yağını hipoglisem hastasına vermiyorum. Çünkü direkt, direkt düşürüyor, şekeri düşürüyor. O zaman buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de tabii ben özellikle izoflavan grubunu dediğim antoksidanları çok önemsiyorum burada. Bizim normalde tükettiğimiz aslında kabak çekirdeğinin içinde de var. Ama hani kabak çekirdeği tutup yarım kilo tüketmemesi gerekiyor kişi. 100 gram aldığı zaman onun içerisine 30 gram da E vitamini alıyoruz. Bu hem yine cildimizin kalitesini hem oradaki östrojenin artırmaya, doku kalitesini artırmaya hepsi yeterli. Aslında kaynaklardan çok doğru yararlanmamız gerekiyor. Kivi yine yapılan birçok araştırmada kolajen dokusunu birlikte bir takım izoflan grubunla yapılan araştırmada %50 oranında, artırdığı gözükmüş. Eee kolajen dokusunun yapılaşmasını ve östrojen e, hem depresyonda hem de menopoz döneminde kişide e, son derece sağlıklı çalışmalar var. Adet da. olarak ne öneriyoruz? Mesela kivi dediniz ilgimi çekti. Günde bir tane kivi yemesini mi öneriyoruz. Yetmiyor. Yani bir kivi üç portakala eşdeğer dolayısıyla hani üç tane siz günde hani iki tane 3 tane yediğiniz vakit kadın üç tane ama erkekte bir iki tane yeterli bir de kadına biraz daha fazla bizim ihtiyacımız var çünkü bizim hormonlarımız biraz daha maalesef özellikle östrojen düştüğü zaman diğer paralel hormonlar da bizim beraberinde olan faktör hormonlar da birlikte düşüyor onlar da depresyona çok zemin hazırlıyor o yüzden burada menopoz depresyon hepsini ele almak zorundayız karın yağlanmalarını hepsini birlikte tutmak zorundayız birbirinden ayıramayız bunlara evet aslında ne yediğimiz hem kendimizi aldığımız enerji hem e, o zindelik belki e, depresyondan bile koruyucu özelliği var yediğimiz gıdaların. Tabii çok çok büyük özelliği var. Bir de en çok şikayet hep şeydedir. Yani bana gelen hastalarda en çok şikayet ben kendimi hissetmiyorum. Kendimi çok halsiz hissediyorum. Eskiden yaptıklarım hiçbirisini yapamıyorum. Ama yediklerine baktığımız vakit kaliteli gıda beslenmiyor, almıyor. Dolayısıyla orayı düzeltmeden bunu sağlamak mümkün değil. Yani önce o altyapıyı düzeltme ve tekrar altını çiziyorum çünkü bana çok soruluyor. Bu süreç 2-3 aydır. Bugün bir hafta düzgün ve sağlıklı yemekle hücreler temizlenmiyor. Yani artık bu, bu o kadar e, hemen iki hafta sonra ama ben kendimi şu an hani o kadar da hani iyi hissetmiyorum şimdi böyle söylediğimiz için. Hücre biz bu kadar vücuda yaptığımız şeyi kötülüğü yani bu kadar vücutumuza sağladığımız içeride toksinleri atık maddeleri vücut gene o kadar muhteşem bir yapı ki. Yani bize bunu iki ayda temizliyor ve onarıyor. Yani çok şükür. Yani biz buna şükretmemiz gerekiyor. Yani çünkü bizim bedenimiz gerçekten inanılmaz bir makina, olağanüstü bir makine. Kesiyorsunuz, biçiyorsunuz ve yani bir ay sonra kendine muhteşem, geliyor. Kendine geliyor. Sormak soracağım şimdi, hani mutsuz olduğumuzda <laughs> e, mutluluk kaynağı çikolata. Depresyon hastalarına çikolata öneriyor musunuz? Ben öneriyorum. Çok bir, e, ben öneriyorum. Gibi. Ben hasta her şey öneriyorum, her şeyi veriyorum. Yani öncelikle orayı mutlu etmek gerekiyor. Yani şu an e, sokakta sorsak yarı, yarı yarı insan depresyon halinde. Hı hı. Yani ve yapılmış çalışmalar da bunu gösteriyor. Çünkü yaşam şartları çok hızlı yaşıyoruz. O zaman ben bir tane çikolata yiyeceğim. Hani derse kişi ben onu veriyorum. Ee, hatta inşallah zaten sonra da ben sadece bu konuyla ilgili özel kitap yazdım. Kitabım da çıkacak. Hazırladım. Bütün hamur işlerini yaptım orada. Onların sevdikleri. Çiğ börek istiyorum dediler. Çiğ börek yaptım. Pasta istiyorum. Her şeyi yaptım. Yani sadece gerçekten onları mutlu etmek için. Ben çünkü onları mutlu edersem onlar da zaten o programa tam uyum sağlayacak. Ama buradaki ana nokta karbonitrat yerine o bütün hamur işlerinde proteinle destekledim. Buraya tohumlar koydum. Hı hı. Özel yağlarla yaptım, özel tohumlarla yaptım orada. Çok değişik Hamur işlerinde farklı. gayet sağlıklı hale <laughs> e, miktar <laughs> önemi tabii. Rahat yiyesinler. Çikolata da var orada. Çikolatayı da kendilerinin yemelerini sağladım. Çünkü o birazcık çikolata, çikolata yeme fikri bile... Mutlu ediyor. Motivasyon artıyor. E tabii o zaman da zaten e, oradaki endorfin hormonu, stres kalkıyor ortadan. Çünkü stres kortizol üretiyor. Kortizol orada yağın yakılımını engelliyor. Yani o yüzden bizi hormonlar yönetiyor. Peki yavaş yavaş toparlayacağız ama birkaç cümle de sizlerden almak istiyoruz. Hep sormak soruyordur e, gelen size hastalarınız işte cildim için ne yemeliyim? Ya yani ne kadar su tüketmeliyim? Evet bir kere günde yaklaşık 2,5-3 litre su tüketilmesi gerekiyor. Bu cilde yapılan uygulamaların başarısını artırmak için hem de vücudumuzun %70 su yani vücut kalitesini artırmak için, cilt kalitesini de artırmak için ve doğal gıdalarla beslenmek gerekiyor. antioksidanları bloke eden C vitamininden zengin ürünlerle beslenmesini doğal yolla alınması gerektiğini bazen de doğal yolla alınırken çok fazla kalori de e, almalarına neden olabilecek şeyleri de gıdaları da bazen draje şeklinde ben de öneriyorum. Peki hocam bu e, yağlardan bahsettik bazen de işte destekleyici bu ameliyatlardan sonra özellikle böyle bir takım e, kremler veya e, solüsyonlar kullanıyor mu hastalarınız? Kullanılabiliyor. Ee, özellikle bizim ortadoğu toplumlarında e, hipertrofik skar ve keloide olan yatkınlık daha fazladır. E, bu nedenle ameliyatlardan sonra özellikle ailesinde bu, bu tarzda bir hikayesi olan kişilerde veya daha önce geçirdiği cerrahilerde yara izleri kötü şekilde iyileşmiş kişilerde e, özel bazı kremler uyguluyoruz. Ya da yaptığımız bazı işlemler var e, skarlarla ilgili. Bunları daha erken zamana çekebiliyoruz. Bu anlamda yaptığımız işler önemli. Yani estetik cerrahi şey zannediyorlar. Sihirli DNA'miz var dokunuyoruz, yüz geriyoruz. Yani iz konusu, skar konusu bizim evet, hayatımızda öyle. olmaz da olmaz. Yani onları yapıyoruz. Sonuçta bir bıçak neşter tabiri caizse kullanarak yapıyoruz ameliyatlarımızı ama e, gizliyoruz. İşte kulak önündeki çizgiye gizliyoruz. Bikini, içi, bikini altına gizliyoruz. iç çamaşırın altına gizliyoruz. Bir şekilde e, o yaptığımız kesileri gizleyerek hastalarımızın hayat kalitesine arttırmaya çalışıyoruz. Evet değerli izleyenler bu pazar günkü keyifli sohbetimizin mimarları konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Medikal estetik hekimi Doktor Hilal Koral yüz genişleştirmede H100 serumundan ve uygulamalarından bahsetti. Yüz germe ameliyatları, vücut germe ameliyatları ve vücut şekillendirme ameliyatlarını plastik rekonstrüktif estetik cerrahi uzmanı operatör Doktor Mehmet Sürmeli ile konuştuk. Teşekkür ederiz. En sonda depresyon ve menopoz ilişkisi kadınların olmazsa olmazı diyetinden bahsetti. Beslenme ve diyet uzmanı Sayın Gülşen Altın'a değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Evet biz de tekrar teşekkür ediyoruz programımıza geldiğiniz için. Sevgili izleyenler programı kapatıyoruz. Birbirinden değerli ve işin eğli doktorlarımızı dinledik. Sorularınız için hemen WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0546 560 17 çift 0 nolu hattımıza bir ve çağrı hattımıza da sorularınızı yönlendirebilirsiniz sevgili izleyenler. Tekrar görüşene dek güzel bir hafta sonu, güzel bir pazar günü sizin olsun. Hoşçakalın. Sağlıklı bir pazar diliyoruz. Hoşçakalın.